Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz akıllı telefonlar için üretilmiş olan projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi üzerinde smartphone projektör yazıyor. Yani akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir projeksiyon cihazı. Biz bunu 60 lira civarında bir fiyata aldık. Ancak siz yurt dışı sitelerden, eBay'den falan 15 dolara yakın bir fiyatlarda bulabilirsiniz. Neden bu kadar ucuz diye sorarsanız da ürün tamamen kartondan yapılma, sadece mercek kısmı camdan üretilmiş. Onun dışında her şey karton olduğu için bu kadar uygun bir fiyattan bulabiliyorsunuz. Kurulumu birazcık meşakkatli. Kurulumuyla başlayalım isterseniz. Kutusunu göstereyim size öncelikle. Şöyle kutusunda dümdüz bir kutu, hiçbir şey yok. Arkasında bir tane patlamış mısır resmi var. Onun dışında projeksiyonun kendi resmi var. Üst tarafında şöyle yine projeksiyon. Her yerine koymuşlar. Başlayalım kutu açılışına. Güzel bir kutusu var arkadaşlar. Bu cardboard dedikleri, yani tamamen kartondan yapılmış. Projeksiyon cihazı da öyle, kutusu da öyle. Olabildiğince ucuz olması için masraftan kaçmış adamlar, haklı olarak. Kutusunu açtığımız zaman şu kısımda gördüğünüz gibi nasıl kuracağınızı yazıyor. Aslında burada gerek bile yok. Yani kurulumu çok basit. O yüzden çok fazla zorlanacağınızı zannetmiyorum. Bu kutuyu açtıktan sonra kurulumunu yapamazsanız buraya bakarsınız. Onun dışında kutunun hiçbir işlevi yok. Kaldıralım. Projeksiyonu yapmak için kutunun içinden her şey çıkıyor arkadaşlar. Ancak bir tek içine yapıştırıcıyı koymamışlar. Onu da kendiniz bir kırtasiyeden temin edebilirsiniz. Karton yapıştıracağım derseniz en uygun olanı verirler muhtemelen. Kutu şu şekilde arkadaşlar, içinden çıkan. Şöyle iki parça var. Ve şunun içinde de şöyle bir şeyler geliyor. Bunları birazdan değineceğiz. Yapıştırmaya başlayalım. Önce projeksiyonun en dış kısmını yapıştırıyoruz. Şurada zaten gördüğünüz gibi şurada B3 yazıyor. B3 B3'e gelecek. Bunda hani yapılmayacak zor olan bir şey yok arkadaşlar. Şöyle kapatıyorsunuz. Daha sonra şu üst tarafta B5 B5 var, işte B6 var. Bunlar hep birbirine yapışacak. Öncelikle en açık halinden başlayalım. Şurada gördüğünüz gibi ilk başta B1 var. B1'den yapıştırmaya başlayalım. Dört tarafına da sürüyoruz yapıştırıcımızı. Ondan sonra üst tarafı direkt getiriyoruz. Şöyle yapıştıralım. Şöyle biraz bastırıyoruz. B1 kısmını yapıştırdık. B2'ye geçelim. Biraz kuvvetli bir yapıştırıcı kullanmanızda fayda var. Yoksa hemen atabiliyor karton. Bu kısımlar yapıştı. Şimdi şu alt tarafları yapıştırıyoruz. Şöyle. Şu da şuraya gelecek şekilde. Sağlam yapışmasını istiyorsanız bir süre elinizle baskı uygulamanız gerekebilir. Daha sonra sıkıntı yaşamamak için. O yüzden bir süre şöyle tutun elinizi. Son olarak şu alt kısım kaldı. Orayı da yapalım. Dış kısım bitti arkadaşlar. Dış yeri. Şöyle şunu içine monte edeceğiz. Ancak bunu da yapıştırmamız lazım. Bu kenara kaldıralım. Burada da yine dışında olduğu gibi harfleri, numaraları uyumlu yapıştırmamız lazım. Bu arada şurada gördüğünüz gibi bazı delikler var. Yanında yıldırım işareti var. Anlayabileceğiniz üzere buraya telefonumuzu, yani film izlemek için mesela 3-4 saat bir şey izleyeceğiz diyelim. Telefonumuzun şarjı yetmez. Buradan şarj kablomuzu sokuyoruz ve filmimizi izlemeye devam edebiliyoruz. Ya da oyunda oynayabilirsiniz isterseniz. Öyle de bir güzellik yapmışlar kutuya. Şuradakileri de şöyle parmağımıza ittirerek direkt çıkartabiliriz. Bunlara gerek yok. Bir tek şurası kaldı. Burayı da yaptıktan sonra lensimizi yerleştirmeye geçebiliriz artık. Kutu bitti. Şimdi telefonu nereye koyacağız diyorsanız şurada gördüğünüz gibi bir alan var. Şurayı açıyoruz. Şöyle çıkartıyoruz. Telefon buraya yerleştiriliyor ve kapattıktan sonra şu ilk yaptığımız kutunun içine koyuyoruz. Ama öncelikle lensimizi şurada bulunan deliğe yerleştirmemiz lazım. Kutunun içinde ilk başta gösterdiğim şöyle bir şeyler çıkıyordu arkadaşlar. Şu boş tuvalet kağıdı rulosuna benzeyen şey. Bunlar kaydırmaz. Telefonu koyduğumuz zaman kaymamasını sağlayacak. Burada işte sorunuz varsa bize yazın cevaplayalım gibisinden bir kağıt var.
Bunlar da yine lensle alakalı parçalar ve şurada da şu güzelce sarılmış şey de lens arkadaşlar. Buna bir zarar gelmesin diye böyle güzelce sarmışlar. Şimdi şu parçalara geçelim. Burada gördüğünüz gibi 3-4 tane halkamız var. Bunların aslında bir işlevi yok. Normal projeksiyon cihazına benzesin diye sanırım koymuşlar. Şöyle yaptığın zaman hani netliği değiştirir projeksiyon cihazı. Bunda da öyle sırf görüntü olsun diye bir şey eklemişler. Bunları da üzerinde yazdığı gibi yapıştırıyoruz. Buraya C4 gelecekmiş. C4 burada. Şöyle gelecek buraya. Daha sonra C4'ün üzerine C1 geliyor. C1 de burada. Şöyle yapıştıralım buraya. Aslında bunların esas amacı ışığı hiçbir şekilde içine geçirmemek. Çünkü eğer içine ışık geçerse görüntüde bozulmalar olabilir. O sebepten böyle şunun arasına böyle ışık kaçmasın diye şuradan böyle bir şey koymuşlar tahminimce. Şunu da yapıştırıyoruz. Tabii Japon'da yapıyorsanız biraz çabuk yapmanız lazım işinizi. Çünkü Japon çok çabuk kuruyan bir malzeme. Şöyle hemen koyalım. Ve artık bunu buraya yerleştirebiliriz. C4. Burada da C4 yazıyor. Bunu da buraya yerleştirdikten sonra ön kısmı da tamam. Şimdi bunu koyma zamanı artık. Bunu da şöyle yapıp koyuyoruz. Şimdi bunu da yerleştirdik. Ve üzerine şu lastiklerden birini geçiriyoruz. Diğer lastiğimizi de kutunun içinden buraya nasıl geçirdiysek tam tersi şekilde yerleştiriyoruz. Diğer lastiğimizi de geçirdikten sonra sıra geldi lensi yerleştirmeye. Lense biraz hassas davranın arkadaşlar. Biraz sıkıntı çıkartabilir. Yani şu parçaları çok rahat ayarlayabilirsiniz ama lensi bulmanız biraz sıkıntı olabilir. Lensimizi dikkatli bir şekilde taktıktan sonra artık kullanıma neredeyse hazır diyebiliriz. Şu en son olarak kaydırmazı koyacağız. Şunu çıkartalım. Kaydırmazı koyarken şu delikli kısmının üst kısma gelmesi lazım. Alt tarafı yapışkandı. O yüzden bunu dikkatli takın. Şöyle alıyoruz. Ve artık kullanıma hazır bir 60 liralık projeksiyon cihazımız var. Son olarak kaydırmazımızı da ekledikten sonra, buraya taktıktan sonra artık kullanıma hazır 60 liralık bir projeksiyon aletimiz var. Şunu şöyle yerleştirelim. Biraz zor yerleşiyor arkadaşlar. Bu ancak bir kere yerleştirdikten sonra bir daha çıkması da zor oluyor. O yüzden sıkıntı yok. Bunu da içine geçirdikten sonra projeksiyon aletimiz kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi böyle bir kutu var artık elimizde. Şimdi sıra geldi bunu test etmeye arkadaşlar. Bakalım projeksiyon cihazı telefonumuzu koyduğumuz zaman nasıl bir görüntü sağlayacak bize. Evet arkadaşlar, projeksiyon cihazımızı duvara yansıttık. Ancak öyle aman aman efsane bir görüntü çıkmadı. Bunu alacak olanları da buradan söyleyeyim. Öyle ahım şahım bir şey beklemesinler. 60 liraya çıkabilecek en düzgün şeylerden birisi çıktı. Ancak boyut olarak çok fazla büyüttüğünüz zaman görüntü iyice karanlıklaşıyor. Neticesinde bunun içinde ekstra projeksiyon içinde olan aletler yok. Ve 60 liralık bir şeyden de tabii ki de böyle bir şeyi beklemek saçma olur. Yaklaşık ve 30 santime 50 santim, işte 35'e 50 gibi bir görüntü almak istiyorsanız görüntü güzel oluyor, netleşiyor. Ancak ortamızın tamamen zifiri karanlık olması lazım. En ufak bir ışık, yani bir monitör bile açık olsa, orada kısık derecede açık olsa bile görüntü bozuluyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ortamımızın tamamen zifiri karanlık olması lazım. Ayrıca yine söylüyorum, 60 liralık bir cihazdan gerçek bir projeksiyon performansı beklemek yanlış olur. Tamamen kartondan yapılmış, ucunda mercek olan bir alet bu. Öyle içinde elektronik bir devre yok. Sizin cep telefonunuzdaki görüntüyü yansıtmaya çalışıyor. Fikir olarak çok güzel, ancak biraz daha geliştirilmesi lazım. Ortamınız tamamen karanlık olsa bile çok çok fazla güzel bir görüntü vermiyor. Çok bir şey beklemeyin. Bunu yine söylüyorum alacak olanlara. 60 liraya bu çıkıyor arkadaşlar. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte lafı burada devreye giriyor. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.